Merhaba, bu videoda vücut kütlesinden, yani kaç kilo olduğumuzu vücudumuzda neyin belirlediğinden bahsedeceğiz. Bunu bir terazi olarak düşünürsek, fazla kilolu ya da zayıf olmamızı belirleyen şeylerin karşıt güçler olduğunu hayal edebiliriz. Bazı şeyler vücudumuza enerji verir. Bazı şeyler de vücudumuzun enerji vermesine ya da kullanmasına sebep olur. Besinler enerji kaynağı oldukları için onları terazinin bu tarafına koyuyorum. Mesela şekerli ve yağlı yiyecekler vücudun kullanabileceği enerji miktarını artırırlar. Bir de biz bir şeyler yedikten sonra bunların depolanıp depolanmayacağına ya da yediklerimizin vücut dışına atılması gerektiğine karar veren hormonlar vardır. Bu hormonlardan biri, kandaki glukoz miktarını düzenleyen insülindir. Kandaki lipid seviyeleriyle alakalı olan leptin ve midenin dolu ya da boş olmasına bağlı olarak çalışan grelin hormonunda yazalım. Bu üç hormon birlikte yediklerimizin depolanıp depolanmayacağına ya da boşaltım sistemine iletilip vücuttan atılıp atılmayacağının düzenlenmesine yardım ederler. Aldığımız enerjiyi vermemizi ya da kullanmamızı sağlayan şeyler arasında, dinlenme halindeyken vücudumuzun yaktığı enerji anlamına gelen bazal metabolizma hızından bahsetmeliyiz şimdi. Bu, normal bir insan için günde ortalama 2000 kaloriye denk gelir. Buna ek olarak hareket ederek, yürüyerek ya da aktif şekilde spor yaparak harcadığımız kaloriler de vardır. Ortalama bir insan bir günde bu şekilde yaklaşık olarak 500 kalori harcar. Son olarak bir de beslenmeyle tetiklenen termojenezden bahsetmeliyiz. Bu, vücudumuzun yediklerimizi depolamak için kullandığı enerjidir ve yediklerimizin aşağı yukarı %10'luk kısmına karşılık gelir. Kısacası, ne kadar yediğimiz ve ne kadar aktif olduğumuz, başka bir deyişle, vücut kütlemiz çok yiyen ve az hareket eden biri ya da az yiyen ve çok hareketli olan biri olmamızla çok yakından alakalıdır. Şimdi bu süreçle, yani vücut kütlemizin fazla ya da az olmasıyla yakından alakalı olan hormonları biraz daha yakından inceleyelim. Ne dersiniz? Bunun için fareler üzerinde yapılan bir deneyden bahsedeceğim. Bu deneyde 3 tane fareyi laboratuvarda inceleme altına almışlar. Birinci fare, normal bir fareymiş, yani genetik olarak alışılmadık herhangi bir durumu yokmuş. Diğer iki farenin ise normal farede olan belirli bir genleri eksikmiş. Bilim insanları bu iki fareyi aynı miktarda besin vererek ve istedikleri zaman yemelerine izin vererek beslemişler. Zaman geçtikçe normal farede bir değişiklik olmazken, genetik olarak müdahale edilmiş fare giderek şişmanlamış. Bilim insanları ikinci farede eksik olan genin farenin her zaman aç hissetmesine ve daha çok yemek yemesine yol açtığını bulmuşlar. Ama asıl ilginç olan ikinci farede eksik olan gene sahip olmayan üçüncü farenin sonuçlarıymış. Bu fareyi de diğerleri gibi beslerken ona normal farenin kanını enjekte etmişler. Ve bu fare zaman içinde aynen normal farede olduğu gibi hiç değişmemiş. Bu deney sonucunda bilim insanları bu genin leptin hormonunu kodlayan gen olduğunu bulmuşlar. Leptin, yağ dokusunda bulunan ve beynin hipotalamusuna aç olmadığımız sinyalini götüren hormondur. Leptin hormonu olmayan insanlar ve fareler hep açtırlar ve bunun içinde sürekli yemek yerler.
Bu deney, yediklerimize bakarak beynimize iletişime geçen hormonların kandaki seviyelerinin vücut kitlesinin düzenlenmesi için ne kadar önemli olduklarını kanıtlıyor. Hoşça kalın.